Merhaba arkadaşlar, beyaz hissesini inceleyeceğiz. Beyaz hissesini daha öncesinde analiz yapmıştık. 2 Ocak 2023 ve 7 Aralık 2022'de iki kere analizini yapmışız ve şu an günümüzde tekrardan çizmiş olduğumuz destek ve direnç bölgelerini kontrol edeceğiz. Günümüze bakalım arkadaşlar. Bakın destekler ne güzel çalışmış. Dirençler ne güzel çalışmış. Ve burada şamarı yemiş. Şamarı yeme sebebi ya borsanın düşüşü de var tabii arkadaşlar ama şunu söyleyeyim bak borsa düşmemiş olmuş olsaydı yani bu hisseyi borsa etkilememiş olsaydı şunu derdim. Şurada zayıf bir çıkış var derdim. Bakın birinci zayıf mum. Şurada mum teyit almış gibi görünüyor ama bu da zayıf mum. Daha sonrasında bu da zayıf mum arkadaşlar. Sahte mum, sahte yükseliş. Tıpkı şurada olduğu gibi. Yani sahte. Ya yani ileride bir yerde tökezleyeceği belli yani mumlardan. Şimdi bakın şu mum sağlam bir mum. Şu mum sağlam bir mum. Şu mum da sağlam bakın. Şurası da sağlam. Yani bunu neden sağlam diyorum? Buranın yani bu bölgenin belirlemiş olduğumuz 19,10 kuruşluk seviyenin aşağısı yok. Yani şöyle gıcıklık yapabilir, iğneler atabilir arkadaşlar. Bunu hiç kimse tahmin edemez zaten. Burada tahtacı içerideki hisselerin sahiplerini sallamak isteyebilir, güvenlerini sarsmak isteyebilir. Sattırmak isteyebilir, yıldırmak isteyebilir. Yani bu iğneler aslında bölgeye göre art niyet ve iyi niyet beslemekte. Buralarda art niyet beslemekte arkadaşlar. Önemli olan şurada belirlemiş olduğumuz destek noktasının üzerinde kapanış yapması. Şimdi bizi beyazda neler bekliyor? Arkadaşlar beyazda toparlanma süreci başladı. Yalnız şu mum bize her şeyi anlatıyor aslında. Yükselişin devam edeceği yani pazartesi gününden itibaren artık %5'lerle mi, %3'lerle mi, %6'larla mı hareket edeceğini belirlememiz için İleriki günlerdeki kapanışlara bakmamız lazım. Dolar bazda bakalım. Dolar bazdaki destek ve direnç noktalarımız nasıl çalışmış? Gayet şık. Gayet şık arkadaşlar. Hedefimiz var arkadaşlar beyaz hissesinde. Yani buralardan almış arkadaşlar varsa dip seviyeler. Yani şu an günümüzde de dip seviyeleri diye kabul edebiliriz. Yani ucuz bir hisse. Peki bunun görmek istediği hedef var mı? Var arkadaşlar. 29 lirayı görecek tekrardan. Daha sonrasında da 38 TL civarındaki hedef bölgesini test etmek isteyecektir. 38 lira civarına geldiğinde tekrardan hissenin analizini yaparız. Ve söylenmesi gerekenleri tekrardan söyleriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum.